Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Z kuşağının Z raporu isimli röportaj serisinde bugün Diyarbakır'dayız. Bakalım Diyarbakır'daki gençler neler düşünüyor? Hükümete mi, muhalefete mi yatkın? Sistemden memnunlar mı? Hep beraber izleyip görelim. Lütfen bizleri destekleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Çünkü sizlerden başka hiçbir destekçimiz yok. Buyurun izleyelim. Sence Diyarbakır'daki genç kuşak, yani senin kuşak, hükümete mi, muhalefete mi yatkın? Muhalefete yatkın. Sebebi nedir bunun? Vallahi sebebi yok. Yani yok, biz hep böyleydik. Yani başka ne söyleyeyim bilemem yani. Yani şöyle söyleyeyim sana, sistemden memnun musun? Kesinlikle memnun değilim. İlk düzeltilmesi gereken mesele nedir sistemde? Adalet, hukuk, ne bileyim, eşitlik, özgürlük. Yani düşünce özgürlüğü. Bu defa AK Parti kaybeder mi sence? Öngörün nedir? %100 kaybedecek. Bitti mi diyorsun bu defa? Aynen, bitti bu defa bence. Gençler hükümete mi muhalefete mi yatkın? Önümüzdeki süreçte sizce biz sistemi adalete yöneten... yatkınız abi. Adalete. He, var mı? Peki şu andaki sistem adaletten yana mı? Hangi adaletten bahsediyorsun? Hangi adalet? Değişir mi efendim? AK Parti değişir. Değişir mi? Tabii, umut her zaman vardır. Evet. Hali hazırdaki siyaset sisteminden memnunlar mı? Hükümete mi muhalefete mi yatkınlar? Sizce bu defa AK Parti kaybeder mi? Valla inşallah kaybeder. Onun temennindeyiz. Yerine gelecek olanların ilk düzeltmesi gereken mesele nedir dostum? Ben ekonomiden şikayetçiyim. Ondan sonra siyasilere biraz barış yapsalar ondan yanayım. Sizin kuşak hükümete mi muhalefete mi yatkın Diyarbakır'da? Şöyle sıradan bir sorayım kardeşlerim. Bence daha çok muhalefete yakın. Yani sistemden memnun değil miyiz? Evet. Değiliz abi. Değiliz abi. Peki yerine geçecek olanların, eğer değişirse hükümet, ilk düzeltmeleri gereken mesele nedir? Gençlerin istekleri nelerdir? İlk düzeltmeleri bence ekonomi olur daha çok. Hani gençler ekonomi yüzünden bu halde hani memnun yani değil. Gelecek kaygınız mı var? Var, aynı. Çok. Bir de eğitim. Eğitimde eğitim çok sıkıntılı. Zaten o da her halükarda yine gelecek kaygısını doğuruyor. Sistemden memnunlar mı? Vallahi genel olarak sistem memnun değiller abi. AK Parti bu defa yenilir mi sence? Yenilir. Yenilmez abi. Yenilmez mi? Neden? Seveni mi çok? Gene atarlar mı o? Abi kökü sallam ya, seveni sallama. Hani abi, bir dakika yaşıma kadar olmaz, beni düşmez. Bence genç sonra. Yani genç nesil daha bilinçli olduğu için yaşlı kesim artık, yaşlı kesim onlara oy veren yaşlı kesim değil. Yaşlı kesim, yani genç nesil artık yaşlı geçmeye başladı, nüfus olarak daha çoğalmaya başladılar. Bilinçli kesimler de artık artmaya başladı. Yani bazı şeylerin farkına varanlar olur inşallah. 8 milyon genç seçmen var. %16'ya tekabül ediyor. Dehşet bir rakam. Aynen. Bu defa değişebilir eğer gençler yani fikrini karşı taraftan kullanır. Bence değişecek de. Sizin kuşak sizce muhalefete mi hükümete mi yatkın? Bu defa AK Parti yenilir mi? Abi mala diye mekrabiye. Haşa huzur abi. 16 senedir baştalar abi. Edin niyaneme. Kur'an tane deseme bizim pebleyizin. Yani? Yani abi elimize vermişler oynuyorlar. Anamızın evi yıkılmış. Değişir mi bu defa AK Parti? İnşallah da geçer abi. Sizin kuşak sistemden memnun mu arkadaşlar? Abi bizim hükümetle muhalefet işimiz yok ama yani şu an daha iyi olabilir her şey. Bizim üzerinden değil de artık bir şeylerin güzelleşmesi adına, düzeltmesi adına. Onlar önemli. Gençler adına artık güzel bir şey olmasını istiyoruz. Önemli olan abi bir şeylerin yapılması. İsim hiç önemli değil. O şekilde abi. Sistemden memnun muyuz? Hükümet mi, muhalefet mi kazanır? Öngörünüz nedir önümüzdeki süreçte? Bence muhalefet kazanır yani. Peki sistemde ilk düzeltilmesi gereken mesele nedir arkadaşlar? Gençlerin ekonomi. Sesini duyurmak istiyorum. Ekonomi. Ekonomi mi? Evet. Ekonomiden önce bu eğitim sistemi düzeltilmeli. Her şeyden önce. Her şeyden önce. %16'lık bir oy potansiyeliniz var önümüzdeki seçimde. Aynen. İsterseniz hem hükümeti hem muhalefeti değiştirirsiniz. Peki sistemden memnun musunuz? Bilmiyorum hala abi. Ekonomiden, geleceğinden, işsizlik sorunundan, bunları hiç düşündünüz mü? Yani sizce bu defa AK Parti yenilir mi sizce? Yenilir abi, bence de yenilir. Peki yenilirse, yerine başkası gelirse ilk düzeltilmesi gereken mesele nedir memlekette? İşsizlik abi, işsizlik buydu abi. Gençler işsiz mi çok Diyarbakır? Çok abi, çok. Kimse memnun değil, biz ama hiç çok değiliz. Memnun olanlar var da. Onların şeyini bırakmak lazım, onu ben da onların... Gençlerin sesi çok önemli, ondan %16'lık bir oy potansiyelleri var çünkü bu kardeşlerin. Her şeyi değiştirebilir. Ben ne oy kullanıyorum, ne kadar. Sistemin değişmesi lazım abi, kesinlikle. Baksana, millet yoksulluk içinde. Sisteme nasıl bakıyorsunuz? Bu defa sizce AK Parti kazanır mı, kaybeder mi? Ben de hem kazanır. Veysel hem kazanır. Oy kullanmaya gideceksiniz ama değil mi? Ben evet. Gitmeyeyim, bu gideceğim. Evet. Peki dostum sana bir şey söyleyeyim. Sistemde en beğenmediğin nokta ne? Yani gençler ne istiyor? Nasıl bir ülke hayal ediyor? Ya
özgürlük olsun. Başka hiçbir şey yok. Yok, bize yeterdir.